Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselam aleyke ya Emine vahillah. Ve kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. İttegû firâsetel müminin ve innehu yanzuru binûrillah. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi şerifinde müminin ferasetinden, bakışından, nazarından sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bir mümini bir delikten bir defa geçirebilirsiniz ama ikinci defa o deliğe düşmez o mümin. Günümüze bakan, asırlara bakan, şifahi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sedası, bu sözü, bu hadis-i şerifi mealen tekrar ettiğimiz tam günümüze bakıyor arkadaşlar. Günümüzde silahlı Fethullahçı terör örgütünün yetiştirdiği, eğittiği ve tamamıyla İslamiyet'i, Risale-i Nur'ları, Kur'an ekkatlarını, hadis-i şerifleri istismar ederekten toplumu kandıran, aldatan bu örgüt imamlarına karşı müminlerin feraseti çok önemli. Fakat yapmış olduğum bütün çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarında, bir nevi anketlerde gördüğüm şu: mevcut şartlarda, günümüz şartlarında bu FETÖ'den yetişmiş imamları, müritleri tanımak, keşfetmek, bunların peşine düşmemek veya bu gruplardan bir tanesine bulaşmamak neredeyse arkadaşlar artık imkansız bir hal aldı. Çok zor bir hal aldı. Dolayısıyla ben işte bunlara bulaşmayacağım diyen bir insan bile 2023 yılı itibariyle mutlaka bulaşmıştır, haberi yoktur. Mutlaka bir yerden temas etmiştir, haberi yoktur. Kendisi bulaşmadıysa aile fertlerinden, akrabalarından, komşularından mutlaka yine birileri bunlara bulaşmıştır. Mevcut kanunlar çerçevesinde bunları durdurmak, bunları engellemek, bunların faaliyetlerini deşifre etmek oldukça da güçtür. Çünkü suç işlendikten sonra mevcut kanunlar ayyuka çıktıktan sonra müdahale eder. O suç işlenmediği müddetçe o suça taraftar olan insanlara pek kanun işlemez. Bunun pek çok örneklerini görüyorum. Dolayısıyla bu mevzularda yapılması gereken, görmüş olduğunuz, işitmiş olduğunuz İslami vaazların kaynağına bakın. Vaizlerin nereden yetiştiklerine bakın, kimlerden icazet aldıklarına bakın, kimlerin referans verdiğini, kimlerin referans vermediğini araştırın. Ve görmüş olduğunuz hakikatleri alın fakat şahısları terk edin. Yani bunların şahısına bağlılık göstermeyin. Kendinizi bu şekilde koruyabilir, muhafaza edebilirsiniz. Misal işte Sözler Köşkü, Hayalhanem, Nur Mektebi, Çınaraltı, Mesken, işte daha çoğaltı bir Maksat 114, yani pek çok piyasada İslami vaiz davet ediyorum, Risale-i Nur çağırıyor vesaire gibi çıkan insanların geldikleri noktalara, yetiştirdikleri yerlere, İslam eğitimlerine, bilgi ve birikimlerine bakın. Hep arkasında, hep Fethullah Gülen ile bir irtibat ve bir iltisak göreceksiniz. Ve bir proje dahilinde bu faaliyetlerini yürüttüklerini göreceksiniz. Ama bunu tespit edemezsiniz, bunu göremezsiniz. Zira vitrinde meşhur oldular, damgalandılar, bunu tespit edersiniz fakat bunların yetiştirdiği saha elemanlarına tanıyamazsınız. Farklı isimlerle karşısına geleceklerdir. Size okuttukları Risale-i Nur'lardaki tahrifleri göremezsiniz. Orijinal Risale-i Nur'a ulaşmanız çok zordur. O ilme elde edebilmek için önünüze rast gelecek alimleri bulmanız çok müşküldür. Bir nevi esasında bir çaresizlik içindesiniz. Burada işte müminin ferasetinden sakının hadis-i şerifi mucibince siz kendi ferasetinizi, bakış açısınızı,
kalbinizi, vicdanınızı, aklınızı, ruhunuzu geliştireceksiniz. İlmen de kendinizi terakki ettireceksiniz. Yani daha iyi noktaya taşımaya çalışacaksınız. Bunları tespit edersiniz. Yoksa bunların peşine takılıp gidersiniz. Siz gitmeseniz sizin çevreniz, aileniz, eşiniz, dostunuz gider. Siz tebliğ etmeye, uyarmaya devam edin. İslamiyet 1400 senedir hiç değişmeden geldi. Kıyamete kadar devam edecek. Yeter ki aradaki bu ifsad edici, bu aldatıcı yuruhtan kendinizi korumaya çalışın. Merhum eniştemiz Şehit Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimiz bu konuda onlarca defa binleri şahit tutaraktan, yüz binleri şahit tutaraktan uyarılar yaptı, tebliğler yaptı. Fakat neticede duyan duydu, duymayan duymadı. Duyanlar tevil etti, bazısı inandı, bazısı inanmadı. Arkadaşlar, hepimiz ahirete gideceğiz. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu teslim edeceğiz ve bize kabirde sual soracaklar, haşirde soracaklar, sıratta, mizanda hep bu sualler karşımıza çıkacak. Siz dalalete gidersiniz ama başkasının da dalalete gitmesine vesile olursanız bunun da altından ahirette kalkamazsınız. Bizlerin bugüne kadar yapmış olduğu bütün bu FETÖ ihbarları, bu FETÖ ifşaları sadece vatanı kurtarmak, milleti kurtarmak, devleti temizlemek noktasına değil. Ahirete bakan hizmetimiz noktasındadır. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin bu dini ifsatçılarından, bidat ehlinden de koruma görevini, muhafaza etme görevini yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e vermiştir. Bu konuda ulemaya büyük iş hizmet düşmektedir. Sizlerdeki dini boşluk, manevi boşluklar sebebiyle bunların güzel sözlerine, kelamlarına aldanır giderseniz nitekim kendinizi kurtaramazsınız. Yani şöyle söyleyeyim, Fethullah Gülen'in şahsına ve örgütüne ve intisablı olan yerlere bağlı olaraktan kılmış olduğunuz namazlar, okuduğunuz Kur'anlar, tuttuğunuz oruçlar ahirette karşınıza boş olarak çıkabilir. Sizler yapmış olduğunuz hayır hasenatı, amelleri devam etmesi için, uygun olması için, ehli sünnete itikadı düzgün bir şekilde devam etmesine gayret ederseniz ancak kurtuluş ererseniz. İtikat bozuldu mu sizin yapmış olduğunuz ameller boş çıkar. Tıpkı Adnan Oktarcılar gibi, tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı DAEŞ terör örgütü gibi. Yani çoğaltabiliriz. Onların kılmış olduğu namazlar, yaptığı iyilikler varsa hepsi boş düşer. Çünkü saf yanlış oldu mu, durulan adres yanlış oldu mu, gidilen istikamet de bozuk oldu mu, yapmış olduğunuz zahiren ibadetler dahi boşa düşer arkadaşlar. Bizler bu noktada söylemezsek, bilen kişiler olarak, konunun şahitler olarak, görgü tanıkları olarak biz bunları söylemezsek de bizler mesul oluruz. Dolayısıyla bizler bunu sesimizin ulaştığı yere kadar söylemek mecburiyetindeyiz. Zaman zaman anlatmak mecburiyetindeyiz ki bunların işlemiş olduğu kusurlara, hatalara, günahlara, isyanlara bizler şerik olmayalım. Çünkü zulme rıza zulümdür. Küfre rıza da küfürdür kaidesi var. Bunun tokadını bize yemeyelim. Bizler hidayet ehli değiliz. Yani insanları hidayet verecek değiliz. Hidayet Allah'tandır. Bize ancak bildiklerimizi anlatır, paylaşır, insanları uyarmakla mükellefiz. İşte bu vazifeyi de yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ama elhamdülillah milletimiz, ehli sünnet bugüne kadar anlatmış olduğumuz uyarılarımız noktasında bir noktaya geldi. Yani hiç konuyla alakası olmayan insanlar bile bir his olarak evet bunlar FETÖ sisteminin devamı, evet bunlarda bir problem var, bunlarda bir şaibe var demeye başladılar. Dünkü gibi körü körüne işte bunları savunanlar yok. Kendi örgüt elemanları savunur, normaldir. Ama cemiyette elhamdülillah uyanış başladı. Ama bunları bitirmek çok zor. Yani sadece Türkiye'de 81 vilayetin ilinde her birinde farklı farklı isimlere devam ediyorlar. Farklı farklı İslami Sile adı altında devam ediyorlar. Sanatçı camiası adı altında devam ediyorlar. Yazar adı altında devam ediyorlar. Birbirlerine referans veriyorlar. Muhteber birkaç alimle fotoğraflar vererekten devam ediyorlar. Neticede bunları engellemek beşeri sistemde, dünya gözüyle, dünyevi sistemlerde mümkün değil. Bunu Cenab-ı Allah temizlerse temizleyecek. Yoksa kıyamete kadar bunlar bundan sonra nasıl ki FETÖ imtihan oldu ümmeti Muhammed'in başına, bunlar uzantılı olaraktan kıyamet kadar Müslümanların başına imtihan vesilesi olarak devam edecekler. Dolayısıyla kendinizi ve ailenizi bu gibi fitnelerden korumak için her Müslüman kendi dininin adamı olaraktan dinini öğrensin. Bunlara aldanmasın diyorum arkadaşlar. Fi emanillah ilel ligah.